Merhabalar. Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu şekilde hazırlamış olduğum kiraz boncuğumuzun yapımını ve yaprağının yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basaraktan bana destek olabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Kırmızı olaraktan kirazlarımızı çok da şık, çok da güzel oldu. Şimdi hemen bunun sarma ve yapımına geçelim. Daha önce de kiraz boncuğu sarmıştık ama şimdi sizlere bir şey tavsiye etmek istiyorum. Şu şekilde bunun bükülmüş iplikleri satılıyor. Daha önceden biz oya ipimizi açıyorduk. Üçe katlayıp onu ütüleyip bu şekli veriyorduk. Ama şimdi şöyle çok güzel, mükemmel bir iş çıkarılmış. Böyle çok hoşuma gitti benim. Daha önce çok da yapamıyordum aslında. Ben şimdi bununla çok güzel yapabiliyorum. İpimizin ucunu şöyle 3-4 kere dilediğiniz kadar iğnenizin ucuna takabilirsiniz bunu. Bu şekilde ben 6 kere yapıyorum bunu. Şu şekilde şöyle bakın. İki, dört ve altı. Bu şekilde ipimi 6 kere şöyle daha çabuk sarılması için yapıyorum. Burayı da kesiyorum. Bu şekilde şöyle iğne kullanıyorum. Bu şekilde kalın yaptım. Şimdi şöyle bir de tarif göstermek istiyorum sizlere. Bunu saran hanımlar başta belirtmiyor. Ben 8 milim kiraz boncuğuna sarıyorum. Diğerleri de 6 milim kiraz boncuğuna sarıyor. Şöyle yan yana koyduğumda da farkı fark edeceksiniz. Bu çok küçük. Aslında bununla biz böğürtlen oyası yapıyoruz. Ama dediğim gibi buna da saran oluyor. Buna da saran oluyor. Ben 8 milimlikte tercih ediyorum. Yine de dediğim gibi tercih sizin. Şöyle bakın, bu çok küçük. Bunu sevemedim. Şu şekilde inci kullanıyorum. Kum boncuk da kullanabilirsiniz. Ve ayrıca böyle renkleri var. Bakın çok güzel. Ben böyle sarı pudra, mavi, mor ve kırmızı olaraktan böyle aldım. Yeşil yaprağı için şu şekilde 20 milim eninde yaprağımız var. Bunun boyunu ölçmüyorum. 20 milim organze kurdelemiz var. Şimdi arka kısmını ipimizin 4'e, pardon, 6'ya katlamıştık. En başında videomuzun söylemiştim. Şöyle bakın. Yapması o kadar kolay ki bu iple inanamazsınız. Kendiniz yaptığınızda da hemen fark edeceksiniz. Bakın şu şekilde başladık. Şöyle yaptıkça birleştirelim. Aralarda boşluk kalmayacak şekilde bakın. Böyle çok kolay yapımı. Hemen sarabiliyorsunuz. Şöyle alttan takaraktan aralarında boşluk bırakmadan boncuğumuzu şöyle dolduralım. Boncuğumuzu bu şekilde sonuna gelene kadar doldurduk. Aralarda hiç boşluk kalmadan. Şimdi son olanı da şöyle ipimizin içinden geçiriyoruz. Boşluğa atmıyoruz iğnemizi. Şuradan çıktı. Şimdi tekrardan şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın bu şekilde tekrardan şöyle ipin içinden geçerekten aşağıya iniyorum
Ve bunu lütfen siz de öyle yapın. Çünkü zamanla yapıştırılan yer atabiliyor. İlk başta düğümlemiştik tuttuğumuz yerde orası. Bu şekilde düğümleyelim. Bunu tekrardan geri üstüne yapıştırdığımızda atma oluyor. Bunu hepiniz de duymuşsunuzdur veya yaşamışsınızdır. Bu şekilde fazlalığımızı da yakıp buraya içine kattık. Şimdi yeşil ipimizi takalım iğnemize. Şimdi yaprağımızı yapmaya başlayalım. 20 milim eninde kurdelemizin. Bakın boyunu ölçmüyoruz çünkü fazlalığını keseceğiz. Şuradan başlayaraktan şöyle bir yaprak görüntüsü oluşturalım. Bu şekilde. Hemen diğer yaprağımızı da takalım. Bu şekilde ikisini şöyle ipimizi bu şekilde çekelim. Şimdi şöyle birkaç tane tur atalım sağlam olması bakımından. Şimdi iğnemizi şu ikisinin hemen şuradan ortasından çıkaralım. Kiraz boncuğumuzu şu alttan şöyle iğnemi takıyorum. Bunun uzunluğunu göz kararınıza göre ayarlayabilirsiniz. İncimi alıyorum. Çok küçük inci bu. Dediğim gibi kum boncuk da koyabilirsiniz. Veya bu şekilde benim gibi inci de koyabilirsiniz. Yaprağımızın şöyle ortasından tekrardan girdim. Uzunluğunu da ayarladım bu şekilde. Şimdi diğer boncuğumuzu da takalım. Şimdi diğer boncuğumu da taktım. İpimi şöyle birlikte tutup buraya sabitliyorum. Şimdi fazlalığımızı keselim. Kirazımız bu şekilde oldu. Eğer yazmaya eklerken de iğnemize veya tığımıza buradan takaraktan ekleyebilirsiniz. Böyle daha şık olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü diğer türlü ben iğne oyası bilmediğim için yaprak yaparken sorun oluyordu. Bu şekilde daha şık olacağını düşünüyorum. Yapacak olan hanımlara kolay gelsin.